Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere 0 üzeri 0'ın neden belirsiz olduğunu anlatacağım. Birkaç meraklı öğrencim neden 0 bölü 0, 0 üzeri 0'ın belirsiz olduğunu sordu. Ben de böyle bir video çekme ihtiyacı hissettim. Şimdi öncelikle şundan bir bahsetmek isterim. 0'ın herhangi bir sayıya bölümü nedir dersek bunun cevabı kesinlikle 0'dır. Bunu tüm matematikçiler 0 olarak kabul etmiştir. Yani şunu söyleyebilirim ki ben 0 bölü 5 nedir dersem 0'dır. Veya 0 bölü 3 nedir dersem 0'dır. Şimdi herhangi bir sayının 0'a bölümü için tüm matematikçiler tanımsız demiştir. Bu matematikte tanımsız bir kavramdır. Çünkü herhangi bir sayı 0'a bölünemez. Çünkü sayının 0'a bölümü söz konusu değildir. Bunu tanımlayamamışlar. Şimdi 0'ı 0'a bölerken ise bir çatışmaya girmiş matematikçiler. Kendi aralarında şöyle düşünmüşler. Bir matematikçi çıkmış demiş ki bunun eğer payı 0'sa sonuç 0 oluyorsa o zaman bu ifadenin sonucunun da 0 olması gerekir demiş. Başka bir matematikçi çıkmış demiş ki eğer biz faydası 0 olan ifadeyi tanımsız kabul etmişsek o halde buradaki ifadenin de kesinlikle tanımsız olması gerekir demiş. Başka bir matematikçi çıkmış demiş ki kardeşim siz ne diyorsunuz? Ne oluyor size? Yani 0 sayı değil mi? Bir düşünür müsünüz? Demiş. 5'i bir 5'e böler misiniz? Demiş. Bakın bakalım ne buluyorsunuz? 5 bölü 5 nedir? 1'dir. 7'yi 7'ye bölersek ne olur demiş? 1'dir. 0 da sayıysa demiş. O halde 0'ı da 0'a bölersek 1 buluruz diye düşünmüş. Burada tabii 3 matematikçi de aslında kendi düşüncesinde haklı. İşte burada şöyle bir şey devreye giriyor. 4. bir matematikçi çıkıyor diyor ki deli diyor buna ne olduğu belli değil diyelim diyor. Yani 0 mıdır, 1 midir? Yoksa tanımsız mıdır? Ne olduğu belli olmadığı için buna belirsiz diyorlar. Şimdi burada belirsizle tanımsızın ne demek olduğunu umarım anlatabildim. Belirsiz başka bir şey, tanımsız başka bir şey. Tanımsız tanımlanamayan, belirsiz bakın gördüğünüz üzere ne olduğu belli değil. 0 mı, 1 mi yoksa tanımsız mı ne olduğu belli olmadığı için biz buna belirsiz dedik. Peki 0 üzeri 0 neden belirsiz? Şimdi buraya gelelim. 0 üzeri 0'ı şöyle yazmaya çalışalım istiyorum ben. 0 üzeri 0, mesela şöyle yazabiliriz biz. 0 üzeri, atıyorum 5 eksi 5 şeklinde yazılabilir. Bu da yine sonuç itibariyle 0 üzeri 0'dır. Peki biz 0 üzeri 5 eksi 5'i üstlü sayılardan bildiğimiz üzere şöyle yazabilir miyiz? 0 üzeri 5 bölü 0 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz. 0'ın 5. kuvveti 5 tane 0'ın yan yana yazılarak çarpımı demektir. O halde 0'dır. 0 üzeri 5'e baktığımızda yine 0'dır. 0 bölü 0 işte bu nedenle arkadaşlar yine demin anlattığım şuradaki olaydan dolayı belirsiz olacaktır. Dikkat edersek biz bunu burada ne bulmuştuk? Belirsiz bulmuştuk. İşte bu nedenle 0 üzeri 0 arkadaşlar kesinlikle belirsizdir. Ne olduğu belli değildir. Biz bu nedenle arkadaşlar 0 üzeri 0'ı belirsiz kabul ederiz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu tip videoların devamı için merak ettiğiniz ispatlar için arkadaşlar yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.